Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bu gece kısaltılmış bir son sayfa yapacağız. Stüdyoda kodum Mahmut Alpaslan. Yaklaşık bir saat ikimiz sizlerle birlikteyiz. Tabii ki son sayfa etiketine de siz davetlisiniz. Güzel bir Avrupa gecesini geride bıraktık. Hatta yeni günün ilk saatini de tabii ki bugünü de konuşacağız ama önce bir geceyi konuşalım istiyoruz. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçında e, jal girisi geçti ve tur atladı. Mahmut Aypaslan da maçtaydı. Maçı takip etti. O yüzden hemen ayağının tozuyla geldi. Onunla konuşmak istiyorum bir ilk olarak. Oranın atmosferini sormak istiyorum. Nasıldı maç? Sonra hem maçın özeti hem maç sonu açıklamaları hepsini ekranlarınıza taşıyacağız. Önce iyi geceler. İyi geceler, hoş geldiniz. İyi yayınlar olsun, hoş bulduk. Valla atmosfer çok iyiydi, taraftar susamış. Bir 41 bin <laughs> üzerinde bir seyirci vardı. Tabi ee, tabii destekler falan ama tabii bu e, sıcak, nem bir taraftan, sahada oynanan futbol tatmin edici mi, değil mi? Onlara hepsi tabii sırayla gelecekler. En güzel olan ne? Tura atlamak. Eleyip geçmek. Gerisi tefaret denir ya. Ee, o şekilde sevgili Okan Hoca da yayına şey e, maçtan sonra açıklamalarını yaptı. Tabii e, arızaların olduğunu, e, tam istim üzerinde olmadıklarını, e, fiziksel olarak da, kondisyon olarak da tam net hazır olmadıklarını kendisine dile getirdi. Bunu da zaten sahada <laughs> izlediğiniz zaman canlı, canlı görüyorsunuz. E, ana nedenleri de rakibinizin zaten fiziksel olarak sizden üstün olduğu belli. Ne kadar da e, oyun düzeni olarak veyahut da e, ne bileyim kişisel, ferdi yetenekler olarak sizlerin çok çok altında ama e, 25 maçın üzerinde bir maç oynamışlar. İster iyi takım olsun, ister kötü takım olsun. Fizikmen olarak ha hazırlar yani. Evet. Hazır oldukları her halinden belli oluyor. E Galatasaray'da çok rolante biz çok farklı bekliyorduk Galatasaray'ı. böyle evet, Gümbür gümbür Daha, evet. ama e, maalesef çok ağır ama bir Sezon tempi. başı bu oluyor takımlarımızda maalesef. Melek şunlardan kurtulalım artık. ya Her bütün Türk takımlarımız tüm tüm 7-8 attı diyorlar. Nedir bu ya? Evet bir hazır olamıyoruz. Yani hiç ben bildim bile hep Bence zaten bu Avrupa'da hiç beklemediğimiz takımlara elenme durumumuz da hep bu yüzden oluyor. Ya tabii ki oralarda lig erken başlamış oluyor. Takımlar daha çabuk form tutmuş oluyor ama Bizim de artık bunun farkına varmamız lazım yani. Ama nasıl olacak ki hocam? Yani lig bitiyor zaten çok kısa bir süre sonra. Öbürler nasıl oluyor? O da var yani. Onlar da futbolcu, bizimkiler de futbolcu. Onlar da çalışıyorlar ama işte biz bu sezon biraz bakıyoruz böyle oynamış oyuncuları... ...şöyle 60-70 maç oynamış oyuncuları getiriyoruz. Onlar hazır oluyorlar. Çünkü her sene o temponun içindeler ama siz... O seviyeyi yakalamamış oyuncuları aldığınız zaman o seviyede de yakalamıyorsunuz. Şimdi tabii toparlanması biraz uzun sürecek e, belli. E, haftaya da zaten hemen akabinde Salı gün oynuyorsunuz. Evet. E, biraz daha farklı bir rakip. E, oynamasını daha iyi bilen rakip. E, bu tarzdaki de rakipleri de her zaman için tehlikeli olduğunu hep söylenir. Söyleriz ve yaşanmıştır da kademeli bir daha anlaşılarını yaptılar. İki tarafı da çok iyi kapattılar. Ama siz de tabii bunun ekmeğine yağ sürdünüz. Yani çok ağır top sizde kaldı. Evet oynadınız, oynatmak istediniz ama rakip izlediğin zaman her şey böyle bütün santimetresini görüyorsun. O kadar güzel bir itmeleri yapıyorlar ki. Şimdi burada bir kademe var. Onun arkasında bir daha kademe var. Sizi o şekilde sıkıştırmışlar. Bir de santroforsuz oynuyorsunuz. Evet. Peki. Rakip için çok çok şey o kadar sen rahat hocanın ki. çıktığı 11'i beğendin mi peki? Ay yok ki elindeki kadroyu bunu anlatma şimdi. Mesela e, bakan bu sen geldi. Sen bakan bu ile başlar mıydın ya da sen de mi sonradan oynadın? Bilemeyiz oldun? yani şimdi oradan o iki gün üç günde ne göster. Mesela Angel Angelino ile başladın. Evet. E, bakan bu ile de başlanabilir miydi? Bize sorarsan olur ama onun düşüncesi nedir onu bilemiyoruz. Yani hocanın düşüncesi o çalıştı. Belki de oyuncuyla e, oyuncu ile konuştunuz. Oyuncu demişti ben tam Oyuncunun değil. Göre de. ben sonra girebilirim. Yani bunlar çünkü onları bilmediğimiz için ufak ufak nüanslar ama bunlar önemli. Şimdi soracağım izleyicilerimizin de çok sorusu var. Kim kimi beğendiğiniz ya da takımdaki neler gözünüze çarptı, olumlu olumsuz onları. Ama şimdi hem Okan Hoca ne dedi onu da merak ediyoruz. Bir yandan maçı da hatırlatalım istiyorum size. İlk olarak bir özetimizi izleyelim, mücadeleyi pozisyonlarıyla birlikte bir hatırlayalım. Evet hem maçın özetini izledik, karşılaşmayı hatırladık hem de Okan Hoca'nın açıklamalarını dinledik. Tabii daha e, takımın hazır olması için biraz daha toparlanması, kadronun biraz daha netleşmesi lazım. Daha e, banko oyuncular e, henüz takıma katılmış değil. Geçen seneden hatırlıyoruz Torreira'nın takıma ne kadar etki ettiğini. Bu arada yine konuşalım tabii ki e, bazı oyuncular... E, Diğerleriyle birlikte form tutarlar. Yani takım bir iki ismin katılmasıyla birlikte beğenilmeyen ya da göze çok iyi gelmeyen futbolcular da performansını yükseltecektir. O da öyle görünüyor. Şimdi Galatasaray seviye olarak e, kalite olarak Cagiris'in önünde bir takım. Şimdi izleyicilerimizin yorumlarına bakınca biraz onunla ilgili tepkiler görüyorum. İsterseniz biraz bu kısmı konuşalım. Konuşalım. Önce bir tebrik ver. Tabii Tekirdağ'dan ki. E, Beşiktaş divan kurulu üyesi Sinan Dinç arkadaşımız e, Galatasaray canı gönülden tebrik ediyor, darısı diyor, yarında ya daha doğrusu bugün değilim. Konuşacağız birazdan, evet. Beşiktaşımızın maçında diyor. konuşacağız. Teşekkürler kendisine de Tekirdağ'ya da selamlar buradan geçerli. Selamlar varsa. Tekirdağ. Yani nasıl söyleyeyim şimdi biraz evvel söyledik ki, şeye girmeden evvel ve girmeden evvel ne dedik biz takım olarak hiçbir zaman için hazır olmuyoruz, olamıyoruz. Evet. Bunun tabii bir sürü etkenleri var. Takımın dağılması var. Her zaman bir uzun dönemden beri Galatasaray ilk defa kadroda bir dağılma olmadan ana kadroyla ve geçen sezonki kadroyla satışla giden de yok kadroyu hazır tuttu. Bunun üzerinde yamanlar yapıyor ama bunlar hiçbir hazır değil. Şimdi Ancelino hazır değil, Zaha hazır değil, Icardi hazır değil ve takım hazır değil. Esas genel olarak takım hazır evet. Takım da hazır olmayınca Icardi ile de oynasınız. Zaha'yla da oynasınız. Bunu toparlamak çok zor. Burada ne çıkar öne şu anda? E, neler gelir? ferdi yetenekler gelir. Size alıp bir iki tanesi alır götürür. Mesela geçen sezon o ilk beş haftada Gomis'in çıkması, Mustera'nın harikalar yaratması sizi maçları kazandırdı. Ondan sonra da Galatasaray 10. haftadan sonra toparladı. Bu sezonda öyle yaşayabilirsiniz. Çünkü şöyle bir bakın çok fazla kısa bir süre oldu Dinlenme arası ve hemen evet, başladınız. Evet çok kısa. Kısa çok bunlarda da siz ne kadar hazır tutuyorsunuz? takımı Oyuncular ne kadar hazır? Geldiğiniz zaman takımı ne kadar hazırlayabileceksiniz? Hepsi birbirine bağlantılı. Galatasaray'ın en büyük şansı tekrar vurguluyorum kadroyu dağıtmadı ama şu anda hazır değiller. Mesela Selman Bey demiş ki 6 gün sonra Ljubljana deplasmanı var. Özellikle ikinci yarı tempo çok düşüktü ve kondisyon eksikliği çok bariz. Bu kısa süre zarfında eksikler giderilir mi? Jagiris gibi bir rakibe bari evimizde fark atmalıydık. Demiş. Yani şimdi tabii futbolun ana nüvelerinden bir tanesine de sizin gibi bir kadro ve karşınızdaki rakibi farklı geçersiniz. Ben de gelmeden evvel katıldığım yayında şunu dedim. Üç olur gerisini bilmem dedim ama maalesef boyu uzadıkça, dakikalar uzadıkça 1-0'dan fazla gidemeyiz. O da bir de duran toptan yakaladı. Yani şöyle bakıyorsunuz tehlikeli olarak iki tane falan var kalecinin kurtardı. Ve aynı tehlikeyi siz de yaşadınız, yaşattınız. Ee, pozisyon hatalarından oldu, duruş hatalarından oldu, kaleme hatalarından oldu ki bunlar zaman zaman Galatasaray'ın arkada yaptığı hatalar. Ama e, görünen göze kılavuz istemez bu takımda en hazır olarak kim gördü? Gene Boya'yı gördük. Boya gördük. Yani. En hazır olan o. Yani Ki gitmesi da yaşadı. gelmesi maşallah yani Allah nazarlardan saklasın. Evet. İlk geldiğinle şu andaki arasında emin ol geceyle gündüz kadar fark var. Kesinlikle. Ve geri dönüşleri de çok iyi. Mesela ben onun aynısını Angelita'dan bekliyordum ama e, maalesef. Annenin öyle ilgili bir yorum yazmış izleyicimiz. <laughs> İzleyicimizin ismi Nikola Zanyolo bu arada. <laughs> yani kendi ismini paylaşmıyormuş. Annenin onun savunma zaafı çok fazla Galatasaray'ı bu sezon zorlar demiş transfer olduğundan beri bu konuşuluyor yani ile ilgili. Ama zaten o bilinen bir şey yani bugünden yarın olan bir şey değil ki onun için eee üç seviyedeki takımlarda da faizde fazla o mevkilerde tutmadılar. Bir sene oynattılar ondan sonra gördü işte Leipzig'den Hoffenheim'a kiralık verdi. Sıkıntısı o. Burada siz artık onun oyun tarzını kendinize göre ayarlamanız lazım. Ya onu çok ofansif kullanacaksınız. Kullandığınız zaman da ya orta sahadan feragat edip orayı kapatılacak. Veyahut da stoper kapatacak. Stoper kapattığı zaman da işte bu işlerin kurtardığı gol gibi oluyor. Gollük pozisyon gibi. İzleyicilerimiz bana mesaj yazmışlar. Süleyman Bey ve Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Şimdi ben bugün öğlen de yayındaydım <laughs> Ben de yazmıştım <laughs> sana değil mi? <laughs> Herkes diyor ki gece televizyonu kapatırken siz vardınız. Öğlen sabah uyandım öğle arası bir açtım yine şimdi yine ne oluyor? Bugün biraz böyle oldu özel işlerimizden her zaman dolayı. Bir şeyler çıkar. Ben böyle bir erkenden de bir geldim. ama tabi genel olarak mesaimiz hep burada olduğu için alışın bunlar artık canım. Hep buradayız biz. Yani ekranda görmediğinizde de buralardayız ne öyle kadar diyelim. bak takip ediliyor değil mi? Evet öyle evet ki. izliyorlar bizi Daha sağ olsunlar. Yani. Teşekkür ediyoruz hepsine. Şimdi izleyicilerimizin yorumlarıyla yine devam edeceğim. Anelino'nun ofansif tarafının daha iyi Zaha'nın geriye dönüp çok top kapması bu sene zor şeyler yaşata kapmaması bu sene zor şeyler yaşatabilir demiş. Orada tabii kimler oynayacak sezon boyunca bilmiyoruz. Tabii, ee, biz, şimdi <laughs> şimdi <şöyle Anilino> oya <laughs> göre bir oyuncu seçecektir Okan Hoca da. Vallahi Beleveci şimdi Zaha çizgide oynayamıyor. O da geri gelmez. Şimdi geçenlerde ben Zaha alındığı zaman bir hatta ismi geçerken şunu söyledim. Ben ann orta sorun dedim beraber oynadılar. Galatasaray'da dedi geçen sezon evet. beğenmediğimiz Solbeck. Onlar İngiltere'de orayı toz attırıyorlardı. Ama Zaha hiçbir zaman için geri gelmez ve gelmez de öyle oynadı. E burada şimdi Angelino, Zaha çizgide mi oynatacaksınız? İçeride zaten Zaha oynama şansı yok gibi çünkü alışmış hep çizgiden gelmeye. E, Öbür tarafta Angelino'nun e, diğer bir e, vasfı da içeride de oynama vasfı var. Ama şimdi sizin içerideki oyuncularınız çok farklı. Angelino oyun kurmada değil, sadece driplingle de giden bir oyuncu. Ama öbür tarafta size orada ihtiyacınız yok. Orada size oyun kurgu, kurgusu olan işte Mertens gibi, Oliveira gibi veyahut da bir tane daha gelirse o tarzda oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi şey geldi, Kerem Demirbay. Angelino'yu oraya atamazsınız. attığınız zaman bu sefer orta sahadaki oyun düzeni bozulur. Ee, sevgili Okan Buruk Hoca da e, bunların ikisini bir anda oynattığınız anda e, ona göre de bir düzen, e, düzen olacak. Ya Zaha ile Ayner'in oynadığı zaman ikisi de oradalar. Ya yani hani çarpışan arabalar var ya o şekilde çarpışırlar. Çünkü çıkmıyor. İkisi de içeri girmiyorlar. Ya yani daha doğrusu çok içeride oynayan oyuncular değil zaha olarak. Barış'la ilgili çok olumsuz yorum yapılıyor. Ya şimdi e, ben şöyle normal karşılıyorum. E, bir kere oyun fundamentali çok zayıf. Perspektifi çok zayıf. Ee, çevre kontrolü çok zayıf. Teknik kapasite orta. Dağıtıcı bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağını bilme bilmediğiniz bir oyuncu. Müdafalar için tehlikelidir böyle oyuncular. Ama üst seviyede oynadığınız zaman da biraz siz e, perspektifiniz çok geniş olacak ve kayboluyorsun. Santrofor değil. O mevkide oynama prensipleri çok farklıdır. Santrofor özelliğiniz olmadığı zaman siz onu sadece işte nasıl söyleyeyim size o yırtıcı halinden ha, buradan bir şey çıkarırsınız ama maalesef o Fenerbahçe iki kere çıktı. Ondan biz bir şeyler olur diye yaptık ama değil belli yani oyun fundamentali belli. O çocuğun kardeşimizin ya açıkta oynayacak birebir yakalayacak kalabalık alanda çevresini görmüyor. Onun için de santrofor olamıyorsunuz. Santrofor olmuyor diyorsun. Peki... Ee, yine izleyicimizin Ertan Bey'in bir yorumu bu ama konuşmamız lazım bence. Torayda Galatasaray'ın lokomotifi olduğunu bir kez daha ispatladı bence. Pamuklara sarılması gereken bir orkestra şefi demiş. Yani orkestra şefinden Ziya'de. E, Torayralı arkada... takım nasıl olacak? Bir de bu takviyelerle birlikte merak ediyoruz. Ya, tabii Oyunu ki. arkada çok iyi süpüren bir oyuncu bunun ama ana nedenleri Torreira gelir gelene kadar öndekileri de bir dizayn etmeniz lazım. İşte Mertens'in oyun düzeni arkasında Oliveira'nın ve Torreira da bunlardan sünger gibi siz emiyorsunuz onları. O gelenleri de rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Onun için tek alanda hoca da o, o tarzda bir oyun kurgusu kurdu. Torreira esasında çok fazla bu kadar defansif oynayan bir oyuncu değildir. Sevgili izleyicilerimiz e, mutlaka izlemişlerdir. Arsenal'deki oyun düzeni, Fiorentina'daki oyun düzenini Torreira'ya toplasan koskocaman sezon belki 10 kere ceza sahasına girmemiştir rakibin. Şut çekmemiştir. Ki öyle bir oyuncu değil esasında. Murat Gülol yazmış. Bu tip takımlara karşı erkenden golü bulmak gerekir maç. Berabere gittikçe rakibin direnci artıyor. Ljubljana maçında takım formsuz bile olsa yıldız oyuncular çıkıp maçı almalı. Yıldız oyuncular bunun için var demiş. Ya tabii şimdi doğru biz de hep onları öyle görüyoruz ama yıldız oyuncularınız da sizin sadece e, belli bir sürede yani iki tane sprint attığı zaman ondan sonra beş dakika kendini saklıyorlar bekliyorlar top gelsin de buluşalım diye ve çok yavaş oynanıyor. Yani bugünkü maçtan yola çıkıyoruz. Yani seyrettiğiniz zaman canlı her şeyi görüyorsunuz yani önünüzde her şey. Canlı seyrettiği için biraz da daha rahat konuşabiliyorum. Yorum yapıyor aynen öyle. Mahmutay onun için tek söyledim tek şey e, boya. Taşa boya. Geri kalan hepsi yürüyorlar. Yürüyorlar diyorsun. Zanyolo'nun gideceği söyleniyor bununla ilgili ne söyler Mahmut Alparslan? Mehmet Bey yazmış. Her an her şey olabilir yani gidebilir mi gitmez mi bilmiyoruz. Hatta e, ben sorulmasından yanaydım Zanyolo'nun niye kadroda olmadığını ve hatta açıklama yaptılar mı bilmiyorum. Tribünde oturuyordu belki ufak bir sakatlığı vardır. Bilemem ama e, Zanyolo giderse e, o parada geldikten sonra çok farklı da oyuncu bulabilirsiniz. Ama şu anda öyle bir şey yok diye biliyorum yani bugün konuşulanlar. Şimdi e, bir virgül koyacağım ama bir, bir tane daha sonra Oliveira'yı sormuş izleyicimiz. Performansı çok iyi değildi bana göre. E, Kerem Demirbay'ın e, sol tarafta Oliveira'nın yerinde oynayabileceğini düşünüyormuş. İsmi yok ismini aradım ama Yine isimsiz bir izleyicimiz. Ne düşünüyorsun? Şimdi herkes tabii K Kerem Demirbay'ı bizim Türk, Merak evet. Türk futbol kültüründe oynayacakmış gibi düşünüyorlar değil. Pozisyon bilgisi çok iyi bir olan bir oyuncu. Yani çok yüksek bir fiyata transfer olmuş. Ücretsiz transfer çok olmuş iyi tabii. Ben 2010'dan beri takip 30 ettiğim... 30 üstünde. Bak belki buralarda seneler, şey, defalarca senelerce de 2010'da listemizde olan, takip edilen alınması için ve... Şu an 30 yaşında. Dortmund'dan da bedava alıyorduk yani. O dönemler. Tabi ondan sonra Hamburg'a gitti. Hamburg bak o tarzda Ali Togay da aldı. Sonra kiraya verdi. Ahan'ı, Almanya Ahan'ı verdi. Arkasından Hakan Çağla'nın aldı. Kalsır'ı oynattı. Sen daha iyi biliyorsun tabii oraları. De, bunlar hepsi bizim listemizde alınması için ve çok cüzi miktardırlar. Ama iyi ki de gelmemişler. Ona da vur, orada vur vur, Orada Yoksa belki bu seviyeleri yakalayamazlardı. Yalnız şey çok iyi pozisyon bilgisi olan bir oyuncu. Kerem, Kerem Demirbay. Dışarıdan çok güçlü. Bizim zaten Gazi'nin en büyük eksiği o. Bugün de konuştuk yani böyle takımlara dışarıdan vurmanız gerekir. Olmuyorsa çok fazla drift. Çünkü bekleyen takım. Bekleyen takımı havadan atıyorsunuz karşılıyor. Atıyorsunuz kademesi var. ikinci kademesi var. Hep bir ayak fazla onlar. Sizden fazlalar. Takıma katıldığında e, iyi iş ben faydalı olacağını. Bir de yani zaten ben hep tercih edileceğini özellikle ligde düşünüyorum. Yani kavgacı bir oyuncu değil. Bakın tekrar söylüyorum. Oyunu çok iyi süzen, oyunu çok iyi yönlendiren, o diagonal pastanın, ara pastanı çok iyi kullanan, 30 metrede falan önünü boş bulduğu zaman vuran bir oyuncu. Biz hani bizim o şeyimiz vardı bas 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 öyle bir oyuncu değil. Çok iyi süzüyor. Ya ona göre de artık oradaki yanlarında, öndekilerinde kimle oynayacaklar takımını. Hani. Çünkü ben biliyorum Hamit de burada çok farklıydı. Hamit de tribünler yuvaladı Hamit'i de. Çünkü bizim oyun kültürümüze uygun değil. Evet doğru söylüyorsunuz. Virgül, şimdi tabii süremiz çok kısıtlı. Bir yandan Tiran maçı ile ilgili de çok soru geliyor. Onu da konuşmamız lazım. Hem maçla ilgili notlarımıza bakalım haberimizde. Beşiktaş rövanş karşılaşmasında Tiran'la 3-1'di. 3-1'in rövanşında Tiran'a konuk olacak. Hem bakalım bir maçla ilgili notlara. Sonrasında Şenol Güneş basın toplantısında neler söylemiş bir de onları hatırlayalım.